DAB gayrimenkulün bilançosuna bakacağız arkadaşlar. Evvela etkinliklerden bahsedelim arkadaşlar. Nakit döndürme süresi kısalmış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. Net borçta çeyreklikte 370 milyon artarak 1 milyar 466 milyona yükselmiş arkadaşlar. Nakit akışlarında negatiflik devam ediyor. Rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Stoklar da %6 oranında azalmış arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Evet, çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Bir de kendisiyle aynı dönem bir yıl önceki çeyreğe bakıp mevsimsellikten dolayı herhangi bir şey var mı veya bir yılda neler yapmış neler yapmamış ona bakacağız arkadaşlar. Hasılattan başlıyoruz. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %686 yükselmiş. Şu anda 139.14, bir önceki çeyrekte 74 liraymış. Dolayısıyla bir önceki çeyrekten iyi ama geçen yılkinden yarı yarıya düşmüş arkadaşlar. Ne düşmüş? Hasılat artış hızı düşmüş. Artış hızı düşmüş arkadaşlar. Peki her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı üretiyormuş? Geçen sene bu 45.76'ymış. Şu anda 47.13, bir önceki çeyrekte 46'ymış. Zaten stabil devam ediyormuş. Burada değişen bir şey yok arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde ediyormuş? Geçen sene bu 36.16'ymış. Şu anda 22.47, bir önceki çeyrekte 31'miş. Burada her iki çeyrekten de olumsuz olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat elde etmiş? Geçen sene bu %129.75'miş. Şu anda 50.93. Bir önceki çeyrekte 22.80'miş. Dolayısıyla bu da arkadaşlar ne olmuş? Geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı üretmiş? Geçen sene bu 59.37'ymiş. Şu anda 24. Bir önceki çeyrekte 10'muş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif İyi olmuş arkadaşlar. Net kar kısmına gelirsek arkadaşlar, net kar geçen sene 46.92'ymiş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla yaptığı kar şimdi 44.11'miş. Bir önceki çeyrekte 7'ymiş. Bu da bir öncekinden iyi, geçen senekinden hayli kötü olmuş arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreksel olarak geçen sene %46.88 büyürken şu anda 11.43, bir önceki çeyrekte 7.25'miş. Dolayısıyla bir önceki çeyreklerin hafif olumlu ama geçen senekinden bir hayli düşüş olmuş arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümeye. 2022'ye 9'da 150 büyümüş. 22'ye 12'de 226, sonra 246 ile zirve yapıp tekrar yönünü aşağı çevirmiş. 164'e düşmüş. Burada ciddi bir düşüş yaşamış. Fiyat hareketine bakalım. 21.12.2021 bizim dip baz aldığımız nokta. O zaman 9.05'miş fiyatı, en düşük noktası. Oradan bu yana hissenin öz kaynakları %367 büyürken fiyat %396 giderek öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş. Halka açık oranı %7. İşte bak burası çok önemli arkadaşlar. Halka açık oranı küçük olunca, düşük olunca fiyat doğru oluşmaz arkadaşlar, tamam mı? Birisi, parası olan birisi bunu rahatlıkla alır götürür, istediği yere götürür, getirir, indirir, kaldırır. Fiyat doğru oluşmaz. Onun için halka açıklık oranı çok az arkadaşlar. 5 yılda gördüğü en düşük piyasa değeri, defter değeri 2.47'ymiş. Şu anda 6, aşağı yukarı 2.2-2.3 hesaplayın arkadaşlar. FK 9.66, piyasa değeri, defter değeri 6.01, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 9.66 olmuş arkadaşlar. Zirvesi 46.58'miş, şu anda 4.92, zirveye -3.70 uzaklıkta, yani zirvede sayılır arkadaşlar. Peki bu defter değerimiz fiyata %164.78 büyümeyle ne kadar sürede ulaşır? 1.84 ay, o da yıl, o da 22 ay yapar arkadaşlar. Yani sen bu şirkete yatırım yaparsan ve şirket %164 büyümesini sürdürürse sen 22 ay sonra bu öz kaynağın, gelecekteki öz kaynağın sahibi olursun. Ne yapıyorsun arkadaşlar burada? Önden
para veriyorsun. Verebilir misin? O senin bileceğin iş arkadaşlar. Ben sadece rakamları söylüyorum. Sen verebilirsin. Dersin %164 çok iyidir. Ben buna veririm. O senin bileceğin iş. Biz rakamları söylüyoruz. Gerisi sana kalmış. Bir de getiri kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 7.47 idi. %164 oranında büyürse bir yılda kazanacağınız 12.32. 44.92 faize yatırsak 17 lira, herhangi bir maddi duran varlık alırsak da 17.66. Dolayısıyla şu andaki performansıyla şirket alternatif getire yenilmiş. Öyle söyleyeyim. O zaman ne olması lazım? Bunu dengeye oturması lazım. Hatta geçmesi lazım. Şu 104.78 büyümesini yukarı çıkarması lazım. Veyahut da enflasyon ve faiz düşecek. Bu getirinin şirketin getirisinden aşağı olması lazım. Bildiğimiz gibi şimdi bu geçmiş enflasyon. Zaten şu anda enflasyon bu değil arkadaşlar. Faiz de bu değil. Faiz düştü, enflasyon yükseldi. Bunu biliyorsunuz. Peki ne anlatıyoruz? Ne yani sonuç? Sonuç şu arkadaşlar. Çeyreksel bazda hafif düzelme olsa da yıllık bazda maalesef tökezlenmiş, büyüme yönünü aşağı vermiş. Bu olumsuz. İkinci olumsuz tarafı, 22 ay sonraki parayı şimdiden verir misiniz, vermez misiniz? O size bileceğiniz iş. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ne dedik? Al mı diyoruz, sat mı diyoruz? Hayır arkadaşlar, al, sat, tut demiyoruz. Alternatif getiriye yenilmiş. Yani sen bu hisseye yatırım yaparsan kazanacağın para, eğer faizden kazanacağın paranın altındaysa, o zaman bu doğru bir yatırım olmaz. Yatıracağına buna git faize yatır, enflasyona yatır. Öyle söyleyeyim. Onu diyoruz. Peki E'si fiyat 44.92'de kalır mı? Vallahi onu biz de bilmiyoruz. Kain değiliz. Bilsek kendimiz alıp satarız. Parası olan birisi zaten %7 halka açık oranı var. Bunu 400'e de götürür. Veyahut da getirir adam akıllı defter değerine 7.47'ye de getirir. Biz bunu bilmemiz mümkün mü? Değil. Bunu siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Para sizin, kar da sizin, zarar da sizin. Kar ederseniz bana vermeyeceksiniz. Zarar ederseniz de zararınızı ben karşılamayacağım. Arkadaşlar bu da emek harcıyorum. Bir doları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bu sizin lehinizde olur. Bu tür bilançolardan erkenden haberiniz olur. Olur da ne olur? Ya bak arkadaşlar bilanço geldi. Ben en az 20-30 tane video çektim. Gidersin onları incelersin. Fiyatlarına bakarsın. Şeylerine bakarsın. Yani başarı oranı ne kadar? Eğer ben %70, %80 başarılı değilsem zaten beni dinleme. Ama başarılıysam o zaman bil ki burada bir şey var. Bir şey anlatmaya çalışıyor ve doğru bir şey anlatıyor. Arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.